aylık rutin kontrollerimizden birini yapacağız. Bunu yaparken de Temmuz'un 26'sına göre iklim verilerinde dikkate alarak değerlendireceğiz. Tabii buradaki değerlendirmemiz hem diğer meslektaşlarımıza hem de diğer çiftçilere bir örnek oluşturacaktır diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle kıyafetimle ilgili bilgi vereyim. Muz serası tabii burası. Hele yaz dönemi iyice sıcaklık ve nem arttığı için daha rahat çalışma gerekiyor. O nedenle biraz yazlık kıyafetler var. Ayağımızda yine çizmemiz mutlaka olacak. Şöyle göstereyim senin kreasyonu. Evet, çizme mutlaka gerekiyor. Şundan dolayı gerekiyor. Bir, ıslanmasın ayaklarımız, çamurda çalışmak zor. İkincisi, içerisi zaten nemli bir ortam. Üçüncüsü, yılan ve benzeri zararlara karşı da bir koruyucu oluyor aynı zamanda. Yararlılara ya da. Ya da yararlılara tabii. Onlar bizim aynı zamanda farelerimizi yiyen dostlarımız. Tabii. Evet, burada Grantline çeşidi olan bir bahçeye girdik. Hemen ilk dikkatimi çeken şu. Burada gördüğümüz fidanın üzerinde yapraklar duruyor. Çok önemli bir bilgi. Muzda en son çıkan yaprağın tepesinde bir kılavuz teli var. Bu kılavuz teli ışığı arıyor. İçinden çıkarken ağacın önünde eğer bir engel yoksa, ışık varsa rahatlıkla gelişmeye devam ediyor. Ama kılavuz telinin üstünde herhangi bir gölge varsa, bir engel varsa büyüme duruyor. Bu nedenle büyümesini istediğimiz fidanların kesinlikle tepelerinin açık olması lazım. Evet, kılavuz telinin üstü açık olacak. Evet. Bir başka komşu ağacın yaprağı buraya gelmiştir. Onu gerekirse yarısından keseceğiz. Yani bu şekilde bir görüntüye hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. En çok dikkat edeceğimiz şeylerden birisi bu. Fidan üstünü açmak dediğimiz iş bu. Evet, fidan üstünü açmak dediğimiz bu. Ama mesela diyelim ki burada şöyle bir fidana gelelim. Bu fidanın üstünü açmamız gerekmiyor. Çünkü fidan ayarı dediğimiz planda bazı fidanları da frenletmemiz gerekiyor. Yani evet. Gelecek sene özellikle 15 Nisan 15 Mayıs'ta doğumlarını istemiyoruz fidanların. Hı hı. O tarihlerdeki doğumlar çiçek doğum dediğimiz kısa parmaklı kötü doğumlar oluyor. O nedenle ya onun öncesinde doğurtmaya çalışacağız ya da onun sonrasına doğurtmaya çalışacağız. Öncesine doğurtmak istediğimiz fidanların üstünü açarak ama sonrasında o dönemde doğurmasını istemediğimiz fidanların da üstünü kapalı tutarak veya ikinci bir fidan da bırakarak frenletmeye çalışıp en azından doğum zamanını geciktirmeye uğraşıyoruz. Evet. Bunları da tabii şimdi özellikle Haziran, Temmuz ayları aslında sürekli verimde her zaman ayar yapıyoruz. Ama bu tarihlerde gelecek senenin 15 Nisan 15 Mayıs arasındaki doğumların olacağı fidanlar daha net belli oluyor. Evet. Onlara müdahale etme zamanımız bugünlerde ortaya çıkıyor. Bakın şimdi şu fidana bakalım. Şu anda üstü kapalı ve bu boyda yaklaşık 1 metre boyunda. Bunun herhangi bir sıkıntısı yok. Yani Nisan Mayıs'a doğurması mümkün değil. Evet. Daha yani gecikecek. Çok hafif bir gölgelemeyle yani üzerine açmayarak biz bunu Haziran 15'e ulaştırırız. Evet. Haziran 15'te de çok hafif bir kısa parmak olabilir ama gayet güzel bir verim olur. Ekim ayında da hasat edilir. Çok güzel bir sonuç olur. Onu da az frenletmenin de yolu karşısından bir fidan bırakmak. Evet. Tabii bunu yaparken biz özellikle damla sulama sistemini kullanıyoruz. Burada yağmurlamanın miktarı biraz fazla olmuş. Damlamanın miktarı biraz daha fazla olursa daha iyi. Yani her taraf ıslak olmasın. Bizim hattımız ıslak olsun. Buna da dikkat etmemiz lazım. İki fidan bırakmışız ve kuzey ve güneyden yani iki damlama arasından. Hı hı. Şimdi iki damlama arasından bıraktığımız zaman ve daha önce de sizin programlarda işlediğiniz kuzeyden bırakma dediğimiz her ağacın kuzeyinden bıraktığımız zaman. Evet, orada videonun birisinde yanlış olarak güneyden demişim. Evet. Onu da düzeltelim. Fidanları mümkün olunca kuzeyden. Çünkü genelde doğumlar ışığa doğru ve güneye doğru olduğu için fidanı meyvenin altına tutmayıp aksi istikamette tutmamız daha uygun. Evet. Ve iki damlama arasında olduğu zaman da çok düzgün bir hattı takip eder.
İkincisi, eğer güzel deyip damlamanın doğusuna batısına, yani ağacın doğusundan batısına bırakırsak, genelde dikimlerimiz hep kuzey güneydir. Kuzey güney en uygun dikim şeklidir. Tünel seralarında yeri gelmişken söyleyelim, kuzey güney en uygun dikim tesis yönü olduğu için kuzey güney filan bırakmak gerekiyor. Doğu ve batıdan bıraktığımız zaman ise ilave zararları var. Hem bahçemizin şeklini bozuyor hem de damlama hattının üstüne gelerek tıkanmalara neden oluyor. Onlar da ayrı ayrı uğraşlar. Bakın yine 1 metrelik fidan. Yani gelecek senenin sezon fidanı dediğimiz fidanlar. Evet. Şimdi burada kötü erken doğmuş, kötü bir ağaçla karşılaşmışız. Bir sene evvel dikilmiş buraya. Arayı boşluğu doldurmak için dikilmiş bir ağaç. Onu da görüyoruz. Burada takozu yok. Yani bir önceki ağacı olmadığından. Tabii dikildiği zaman yaşadığı sıkıntılar şurada gövdedeki yapraktan belli. O sıkıntılar sonrası da hemen hemen çiçeğin arkasından bir doğum yapmış. Ama fidanı bu yıl için gayet güzel devam ediyor. Bunun da üstünü açarak yaklaşık Ekim ayında doğurtmayı hedefleyeceğiz. Evet. Sonra da onun dibinden çıkan fidan gelecek sene belki Temmuz Ağustos'u bulacak. Evet. Ama sonuçta şeyin fidanın sağlığına bakarsak bu boşluğu dolduracak kaliteli bir fidan elde etmiş olmuşuz. Evet, burada da gayet güzel. Bakın frenletici ana fidanımız ve frenletici fidanımız. Evet, burada kesmeye uygun veya ikinci doğuma uygun bir fidan. Çok güzel. Evet. Yani buna da bir karar vermek kolay. Şimdi 26 Temmuz'dayız. Bugün itibariyle ağacı doğurmuş. Yaklaşık işte 10-15 gün olmuş. Fidanı da hemen hemen 2 metre yaprakların en son ayrıldığı yer 2 metreye gelmiş. Gövde çapı toprak seviyesinde 12-15 santimi geçmiş. Evet. İster kesme yaparız, ister sürekli verime göndeririz. Evet. Bu ne zaman doğurur? Bu Kasım ayına doğurabilir. Ekim, Kasım. Hani evet, 4 ay sonra. Ya. Dal, çiçek doğumu olmaz. Yok tabii. Şimdi ikinci doğuma gelir. Ha. Çünkü bunun hasadı daha erken olacak. Mesela bu doğururken onun hasadı gerçekleşmiş olacak. Doğurmamış olsaydı bu çiçek doğuma giderdi. Tabii o zaman çiçek doğuma giderdi. O zaman kesmeye gönderecek. Daha iyi olur. Kesmeden tabii. Daha iyi olur. Tabii, tabii. Ha yine de kesmede yapma ihtimalimiz var ama hani ikinci doğuma gönderme burada biraz daha bizim istediğimiz olduğu için ikinci doğuma gönderebiliriz bunu. Yani ama biraz daha kısa olsaydı kesin kesmeydi. Evet. Aynı şekilde bakın bu da doğurmuş. Mecbur ikinci doğuma gönderiyoruz. Yani bizim bıraktığımız fidanların haricinde çıkanları iptal ediyoruz. Oh, bakın burada ne kadar güzel. Evet, mükemmel. Beraber geçen ay kestiğimiz fidan çok güzel kardeş vermiş. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Muz saat istikametinde 72 derece açıyla ve bir turu da 5 yaprakla ve 5 fidanla tamamlayan bir bitki. Hı hı. Yani 2 fidan arası ve 2 yaprak arası 72 derece, 360 dereceyi de 5 turda tamamlıyor. Bunu da oradan görüyoruz ve ilk çıkan fidan altta, ikinci çıkan bir üstte, sonra bir üstte, sonra bir üstte. Bu şekilde de bir şey takip ediyor, dizi takip ediyor. Bizim burada bırakacağımız fidan, işte bugünlerde de tekleyebiliriz. Ağustos ortasında da tekleyebiliriz. Ağacımızın yine konuştuğumuz gibi iki damlama arasında en uygun yerdeki fidan. Yani şu fidan bizim gelecek senenin en güzel fidanı olur. Evet. Bunlar biraz daha hizayı bozduğu için onları bırakmayacağız. Uzun matematiği. Beraber kestik ve sonuç güzel olmuş. Evet. Ha, kesme fidanın avantajlarını siz yine işlemiştiniz. Aha. Geri gelmişken sadece kısa bir şekilde söylemek isterim. Şimdi ana bitkimiz, dede bitkimiz yani anneanne bitkimiz diyelim. Anneanne bitki orada ve köklerinde şu anda hem nematod hem mantar barınabiliyor. Aha. Yavru ondan gelişirken bir kısmı yavru bitkiye taşınıyor. Sonra toruna taşınıyor. Ama biz torunun da çocuğunu alarak hastalık zararların buralarda oyalanmasını sağlıyoruz. Yolu uzattıkça o zararlılar en son fidana ulaşması daha da zorlaşıyor. Daha da gecikiyor.
Dolayısıyla biz bu gecikmeden avantaj sağlıyoruz. İkincisi, eğer kesme değil de normal fidan bırakırsak ana bitkiyle, anasıyla bağlantısı burada gördüğünüz gibi hemen hemen sıfır mesafe yok. Hı hı. Çevresindeki kök gelişmesi açısından da baktığımız zaman gelişme alanı neredeyse dörtte bir civarında azalmış durumda. Aha. Ama kesme fidanda anası küçük, ya fidan bu şekilde burada bağımsız gelişiyor. Hemen hemen bu sefer 360 derecenin tamamını beslenme alanı olarak kullanıyor. Anadan da uzaklaştığı için kök gelişimi çok daha güzel oluyor. Evet. Yani bu kesme odur ama yani deminki kadar büyük değil, biraz da taze. Bu kesme odur, şu fidan kesme fidan odur. Aynı şekilde kesme fidan yapacağımız bu sezon için en son fidanlarımız. Güneyle hani biraz şey ya, güneş şey yaptığı için bunun biraz şey avantajı olur mu? Tabii olur. Yani daha hızlı gelişir, ışığı bol, evet. Sıcağı bol, daha hızlı gelişir. Daha hızlı gelişeceği için de yani diyelim ki şunu ikinci doğuma bırakma ihtimali olabilir. Evet. Ama şu ona göre biraz daha küçük. Anası da bunu zaten doğurmamış. Bunu kesin kesme yapalım. Evet, burada aralarda bakın boşluklarımızı doldurmuşuz. Eksik olanlarımız dolmuş. Geçen sene sanıyorum Eylül-Ekim aylarında dikilmiş bir ara dikim. Genelde ara dikimleri bir de tüplü fidanla Haziran-Temmuz aylarında öneriyoruz ve oldukça güzel oluyor. Evet, fidan bırakırsa da Ünyamin abi herhalde yanak fidanı bırakmamız gerekiyor. Tabii ki. Bravo. Şimdi gel Mustafa Bey şöyle. Şimdi onu açıklayalım nedenleriyle beraber. Şimdi normal fidanı diktiğimiz zaman her yaprak koltuğundan bir fidan geliyor. Şu yaprak diyelim. Bu yaprağın birleştiği karşı kısımda şurada bir fidan var. Şu yaprağın kavuştuğu karşı kısımda şurada bir fidan var. Fidan gözü var, evet. Buradaki yaprağın karşısında şurada bir fidan gözü var. Yani her yaprağın karşısında, koltuğunun karşısında bir fidan gözü var. Boşluğunda. Boşluğunda, tam. yani yaprağın çıkışının ters istikametinde. Bu yaprak ucu tam ters istikametinde fidan gözü var. Şimdi tabii fidan gözü var ama ağacımız da bir taraftan büyüyor. Yani şurada işte 5 santim çapında, burada 40 santim çapında. Büyüdüğü zaman hamur gibi yayılıyor. İlk çıkan fidanları biz eğer almazsak bu hamurun altında, yani şu gövdenin altında kalıyor, eziliyor, gelişemiyor ama bir taraftan da büyüyor. Hatta ilk seneler bazı ağaçların yıkılmasına bile neden oluyor. Altında kaya gibi havaya kaldırıp yıkıyor. Dolayısıyla biz doğum öncesi dönem dediğimiz yaklaşık bir karışı geçmiş 25-30 santim çapa bulana kadar fidanları tamamıyla temizliyoruz. Büyümeye başlıyor. En son artık gövde gelişmesinin sonuna doğru çıkan fidanları bırakıyoruz. O zamanki fidan da aynı zamanda yine yanak fidanı. Her zaman yanak fidanı aslında ama ağaç gelişmeye devam ettiği için ilk dönemdeki yanak fidanı sonra ağacın altında kalıyor. Dolayısıyla bizim en sonki yanak fidanı dediğimiz kısım şu. Bu şimdi gövde genişliyor, genişliyor, belli bir zaman sonra genişleme duruyor. Genişlemenin durduğu zamana yakın olan fidan en güzel fidan. Ve o fidanı bırakacağız, yanak fidanı. Bunlar o fidanlar. Hatırlarsanız Ekvador'da bir güzel şey görmüştük beraber. Ali Bey de yanımızdaydı, Ziraat Fakültesi'nin arasında. Neredeyse şöyle 10-15 santim yukarıdaydı fidan. Oradaki doçent arkadaş aldı, altına bir eski ağaç gövdesi koyuverdi. Bu buraya dedi kendiliğinden kök salar ve oturur ağırlığıyla dedi. Evet. Onu o zaman dinlediğimizde tam çözememiştik. Sonra burada uygulamaya başlayınca ağırlığıyla oturma olayını da görmüş olduk. Evet. İşte burada da işte fidan şu anda yanakta ama hem ağırlığıyla gelişecek, şuraya rahatlıkla oturacak. Boşta olduğu için hani gövde çabuk iyi yani genişleme yapıyor. Serbest bir yerde evet. Büyüyecek, evet. Rahat büyüyecek. Genişleme yapıyor. Aynen. Yani bir hamur gibi bir şey, hamur akıntısı gibi. Yani jel gibi. Jel gibi, de. Hamur gibi kendiliğinden böyle ağırlığıyla buraya oturuyor. Tabii şimdi muzu bilmeyenlere bu çok ilginç geliyor. Şimdi ağaca bakınca kocaman işte ne bileyim 45 santim çapında bir gövde. Ama bu gövde sonuçta bir yıl içerisinde gelişmiş, bu hale gelmiş bir evet. Şey. Yani şu fidan da bir yıl içerisinde, hatta çok daha öncesinde şu yanındaki ana gövde büyüklüğüne ulaşacak.
Nasıl olacak dersek de işte o kök tarafı yayılacak, aşağıya kök salacak. Hemen hemen şuraya çizersek şöyle, şöyle oturacak. Aynen öyle. Tam böyle buraya kadar oturacak. Yani göbek kordonu burada, yani kenarda kalacak ama ağaç tamamıyla buraya oturacak. Tabii otururken de her yine yaprak, gövdeyle yaprağın birleştiği yerden kök paket, kök grupları, dörtlü, altılı, sekizli kök grupları toprağa işleyip beslenmesini evet. güçlendirecek. Evet, renklere bakarsak burada renklerde sorun yok. Yaprak aralıkları oldukça güzel. Yaprak altlarında kırmızı örümcek vesaire benzeri şeyler yok. Ama şurada bir tanesinin daha üstü kapalı. Buraya gelirsek şuradan onu da daha net görebiliriz. Evet. Yani bu şekildeki yaprak ucu kapanmalarını gel kızım takip buraya. Edeceğiz. Durdu gel. Durdu hanım. Bak şu fidanın ortası üstünde yaprak kapatıyor, gördün değil mi? Hani biraz önce bahsettiğimiz şu anten hikayesi. Tamam. Yani onları açıvereceğiz. Yani onun şöyle yarısını kesiversen yaprağın onun üstü açılmış olur. Burası bir yamaca basamak basamak oluşturulmuş. Erozyona karşı da koruma önlemleri alınmış. Güzel bir kontrollü bahçe. Geçmişi yine açık muzlu. Evet. Sonra sereye çevirildi. Şu anda gayet güzel. Burası da sürekli verim olan bir yer. Hem hasada yakın meyveler var, hem bir tarafta yeni doğumlar var, hem gelecek seneye bıraktığımız ağaçlar var. Evet, bakın burası daha sulama açısından daha uygun yerler. Olabilir. Biraz damlama çok geliyor. Ha, evet. Aşağıma olunca. Tamam. Eğimden dolayı en fazla suyu alan yer. Şimdi oldu. Evet. Tamam, şimdi buraya bakarsak hem zaten... Hem aşağıdan çıkıyor hem yukarıdan çıkıyor. Çok güzel, teşekkür ederim bu konuyu hatırlattınız. Şimdi burada iki damlamamız var. Genelde zaten damlamayla sulanmış, bakın belli. Hatta şurası damlamadan az uzak olduğu için kuru. Ama bu kuruluğun hiçbir önemi yok. Üstü kuru olabilir ama altı nemlidir. Kök bölgesi bundan besleniyordur. Bizim istediğimiz şey her zaman böyle tablo olması. Yani aşırı ıslaklık, başka senelerde belki görürüz, toprak yüzeyinin yosunlaşması, hatta bu yosunun daha ileri boyuta çıkıp kararması istenmeyen evet. bir durum. Kararmaya başlamışsa kökümüz nefes alamaz hale gelmiştir, toprakta havalanma azalmıştır, bitki gelişmesi de yavaş yavaş duracaktır. Bu nedenle bize genelde kök bölgesinin tavlı bir ortamda olması isteniyor. Tabii çok kuru olması istenmez muzda, hem nem sağlama açısından. Bakın şimdi burada mükemmel, bakın bir yanak fidanı var. Gövde istenen kalınlığa gelmiş, istediğimiz yönde bir yanak fidanı. Bir de burada var aynı şekilde. Ha, gövdeyi kesmeyecektik ama kesmişsin sen. Çok büyüktü kesmeyi. Tamam, gövdelerimiz kalsın. Evet. Yani genelde hasat sonrası aslında çok yaprak bırakacağız. Sonra çevrenin boşluğunu kapatacak şekilde, yani çevresi büyümeye başladıkça anadan yaprağı o zaman kesmeye başlayacağız. Özellikle bu sıcak dönemde kızım. Evet. Yani şimdi Temmuz, Ağustos aylarını aynen. geçirene kadar özellikle gölgesinden de faydalanacağız. Şimdi demin söyledik mesela orada hani Nisan'daki sıcaktan yaprak kenarlarında yanma olmuş ya. Eğer biz Nisan'da bunu da yeni fark ediyoruz. Geçmişte bu uygulamanın fazla farkında değildik. Ama bu yıl fark etmeye başladık. Şimdi orada ana bitkileri hasattan sonra hemen kesmeseydik yapraklarını, o yapraklar gölge yapsaydı o yanmaları hiç yaşamayacaktık, o stresi yaşamayacaktık. Aynı şekilde burada da ağacın durumuna göre, çevrenin kalabalıklığına göre yaprak sayısına karar vereceğiz. Ama mesela, gövdeyi yazın zaten kesmeyeceğiz, o bizim su rezervlerimiz aynı zamanda. Evet. Öbür ağacı besleyen, fidanı besleyen evet. bir rezerv.